Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız golvar.com'un ve Üzülme Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 26 Eylül 2022 Pazartesi gününün ilk videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar çok ama çok ciddi ve net bir duyurum var. İnanmıyorsunuz. Bazılarınız prim için yaptığımızı düşünüyorsunuz ama alakası yok. Gerçekten alakası yok. Samimiyetimle söylüyorum arkadaşlar. Abone oluyorsunuz. Aboneliğinizi sabaha iptal ediyorlar. Sizlerden ricam şu. Kanala aboneyseniz de abonelikten çık deyin. Tekrar abone ol deyin. Abone olun. Sayfayı yenileyin bir bakın arkadaşlar. Demek istediğimi anlayacaksınız. Ya da hocam ben aboneydim zaten deyip sayfayı bir yenileyin bakın bakalım aboneliğiniz duruyor mu? Birincisi bu. İkincisi arkadaşlar rica ediyorum bakın lütfen. Lütfen derbi haftasındayız. Yani yanlış anlamayın beni. Ben işin içine bir forma koyarım işte derbi kazanırsak 3 kişiye forma 5 kişiye forma beğeni atın şunu yapın bunu yapın der. Yine eğer prim kasıyorsam yine yapmak istediğimi yaparım. Ama sizlerden rica ediyorum sizlerle bir dostluk kurduğumuz için dostluğunuza güvenerek kanalımızın şu zor günlerinde beğenilerinizi ve yorumlarınızı rica ediyorum arkadaşlar. Gerisini de size bırakıyorum. Joshua King İstanbul'a döndü haberiyle başlayalım. Biliyorsunuz Fenerbahçe formasını giyen ve bu sezonki flash transferlerimizden olan Norveç milli takımında sakatlandığı için kadrodan çıkarıldığı söylenen Joshua King İstanbul'a döndü. 30 yaşındaki King son durumun etlik kazanmadı diyor ve yapılacak kontrollerin ardından belli olacak diyor. Salı günü kontrol edeceksiniz arkadaşlar. Yani salı günü bakacaksınız var mı yok mu. Salı günkü idmana dikkatlice bakın arkadaşlar. Çünkü salı günü her şey belli olacak. Joshua King'le ilgili. Şimdi Fenerbahçe'miz Beşiktaş derbisine bir şekilde hazırlanıyor. Ve hazırlıklarını da güzel bir şekilde gerçekleştiriyor. Jesus'un hedefi 100 milyon euro. Belki de yani... videoya başlık olarak bunu seçeceğim. Çünkü Bruno Fernandes, Ruben Dias, Darwin Nunes, Ersan Başlar gibi isimleri dünya futboluna Ersan Başlar yok pardon arkadaşlar araya sızmış. Dünya futboluna kazandıran Jorge Jesus'un yeni hedefi belli oldu. İrfan 25. Haberi yapan İrfan 25'miş. Şimdi Jesus bir kere bak aslında arkadaşlar biraz yoruma gireceğim. Bana kızmayacaksınız ama tamam mı? Söz mü? Söz. Jesus'un elinde hani tıpkı Darwin Nunes gibi tıpkı yani isimlerini tek tek saymayayım parlatıp sattığı oyuncular gibi cevherler var Fenerbahçe'de. Hatta şunu söyleyeyim. Metal Slug diye bir oyuncu vardı. Metal Slug işte ne şekilde okuyorsanız okuyun. Metal Slug diye yazılış olan bir oyun vardı. Oyunda ilerledikçe sana silah veriyordu. Mesela normal şeyle başlıyordun. Tabancayla başlıyordun. İlerledikçe sana tüfek veriyordu. Bilmem bir şey veriyordu. Roketli moketli silahlar veriyordu. Çok eğlenceli bir oyundu. Bilmiyorum şu an PlayStation'da falan var mı? Ya da oynayanlar var mı? Hatırlayanlar var mı? Çok eğlenceli bir oyundu. İlerledikçe sana silah veriyordu. Şimdi Jesus'un belki Darwin Nunes'i roket atar vardı elinde. İlerledi. Çok daha büyüğünü verdi. Ve o fiyata sattı. O şekilde bir şey vardı. Yani donanım olarak, donanımsal olarak hani maksimum seviyesi 10 olacak futbolcuyu 7'de alıp 8-9 yapıp satmıştı. Şimdi mesela ben size bir şey söyleyeyim. Osayi 1, Ferdi Kadıoğlu 2, İsmail Yüksek 3, Atilla Salahi 4. Siz beğenmeseniz de Diego Rossi 5, Arda Güler 6, Miguel Crespo 7. Baktığınız zaman bu isimlerin hani değerlerini toplamda 100 milyon euro yapmayı hedefliyormuş bu isimlerin. Yani Osayi, Ferdi, İsmail, Salahi, Rossi, Arda Güler, Crespo. Birçok kulüpte izliyor. Bu 7 futbolcunun arkadaşlar yaş ortalaması sadece 23. Sadece 23. Ve İngiltere, İtalya başta olmak üzere birçok Avrupa devi ve scoutları yakından izliyor. Ben size şunu çok çok samimi olarak söylüyorum arkadaşlar. Osayi, Ferdi, İsmail, Atilla, Salahi, Rossi, Arda Güler, Crespo. Bu yedisinden ilk hangisi satılır desem hiçbiriniz bilemezsiniz belki. Yani şöyle söyleyeyim bilemezsiniz derken kesin olarak şu satılacak deseniz tutturabilirsiniz ama yine de bilemezsiniz.
Bunlardan ilk hangisi satılır, kaça satılır arkadaşlar? Hiç tahmin ettiniz mi? Ben tahmininde bulunayım mı? Bunlardan ilk satılsa Rossi satılır. 14,5 piyasa değeri var. 14,5 ve üst, yani 12 ve üstüne satılır. Benim tahminim bu şekilde. Sizin tahminlerinizi de alalım. Şimdi eğer bu futbolcu böyle satılırsa zaten kulüp kasası dolup taşacak. Gelen teklifler değerlendirilecek. Bu futbolcular değerlerini katınca bir şeyler olacak. 3 transferden 209 milyon euro. Daha önce Jesus'ta çalışan Bruno Fernandes. Sporting Lisbon'da Manchester United'a 63 milyon euroya gitmiş. Ruben Dias, Benfica'da Manchester City'ye 71 milyon euroya gitmiş. Darwin Nunez ise Benfica'dan Liverpool'a 75 milyon euroya gitmiş. 3 futbolcu. Peki size bir soru sorayım. 63 ile başladı, 71-75. 63'ü de çıktım. Hadi yarısını alalım. 31,5. 32 diyelim. Şu futbolculardan herhangi birisi 32 milyon euroya gider mi? Benim mantığım kesinlikle gitmez diyor. Kesinlikle. Peki bir şey soracağım. 7 futbolcunun 3 tanesi 32,5'a gidecek olsa hangisi deseler siz de bulamazsınız. Çözüm üretemezsiniz. Ben başka bir şey sorayım. Bir tek ben burada Arda Güler 32,5'a gider derim. Onun dışında hiçbir 32,5'a gider demem. Peki Jesus'la birlikte bunların gidebileceğine ihtimal veriyor musunuz? İşte bu Jorge Jesus'un Fenerbahçe'de ne yaptığının kanıtı arkadaşlar. Evet diyorsunuz, duyuyorum ben. Başduayı İngilizleri pişman etti haberine geçelim arkadaşlar. Yani uzun lafın kısası, Jesus'un hedefi 100 milyon euro derken transfer market değerlerini 100 milyon euro'nun üstüne çıkarmak. Satış olarak da 150 milyon euro'nun üstüne bir hedef var 7 futbolcudan. Çünkü her futbolcudan 20 milyon euro ve üstü. Arda Güler için şu anda Jesus'un bir cümlesi var. Bilmiyorum, bu bana söylendi ama ne kadar doğru bilmiyorum. Jesus şunu söylüyor. Bu futbolcu 30'a satılacak futbolcu değil. 40'a satılacak futbolcu değil. Eğer Fenerbahçe bir Avrupa Kupası'nı kazanırsa 70 milyon eurodan aşağı bu futbolcu satılmaz diyor. Katılıyor musunuz? Onu da sorayım. Şimdi Fenerbahçe son günlerde kadrosuna kattı Michy Batshuayi. Bu arada bazı diksiyoncu arkadaşlarımız, bazı edebiyatçı arkadaşlarımız telaffuza çok takıyorlar. Biz de engelleyerek onlara takıyoruz. Takan takana. Şimdi Nottingham Forest transfer edecekti ama Fenerbahçe ellerinden aldı. Ve pişmanlık yaşıyormuş Nottingham Forest. Yani bitiremediği futbolcuların performanslarını değerlendirmiş. Mesela Alex Moreno, Maxwell Cornet, Tanganda, Batshuayi'nin listede. Yani Chelsea'de yaşanan evrak sorunu şu bu falan filan. Bir şey söyleyeceğim. Fenerbahçe tarafı olarak siz de bitiremediğimiz transferleri ya da vazgeçtiğimiz transferleri hiç kontrol ediyor musunuz? Mesela Weghorst, Maxi Gomez, Seferovic, Icardi, bunların hepsinin bizimle adı geçti ya. Hani iyi ki diyor musunuz, yoksa ulan keşke şunu alsaydık diyor musunuz? Mesela Eren Elmalı. Eren iyi bir Fenerbahçeli abi orada. Başka kim var? Doğucan Haspolat'tı, bize önerildi, biz beğenmedik, almadık. Vesaire vesaire. Bu arada Merih Demiral aklıma iyi geldi. Merih Demiral'dan Jesus paylaşımı gelmiş. Fenerbahçe taraftarı durur mu? Yapıştırmış, cevabı ya tutarsa diye. Atalanta'da forma giyiyor Merih Demiral ve Jesus da bir araya gelmiş. Bir paylaşımda bulunmuş. Jesus'un üzerinde büyük emeği olduğunu dile getirmiş ve uzun yıllar sonra hocamla hasret giderdik. Üzerimde emeği çok büyük demiş. Ben şunu söyleyeyim. Beşiktaş'ta Serdar Saatçi diye bir çocuk var. İdi. Yanlışım yoksa gitti. Yani yanlışım yoksa gitti. Serdar Saatçi. Evet, Braga'ya gitti. 19 yaşında. Yetenekli bir çocuk. Şimdi oyuncu 1,5 milyon euro bonservisle gitti. Bonuslarla 1 milyon euro artabilir. Bir sonraki satışından Beşiktaş %20 pay alacak. Cenk Melih Yazıcı'nın. Cenk Melih Yazıcı'nın menajerliğini yaptığı futbolcu. Mesela bu Cenk Melih Yazıcı, Merih Demiral'ı Fenerbahçe'den götüren isim. Berkan Kutlu'yu Galatasaray'a itekleyen isim. Harbi söylüyorum, itekleyen isim. Bu Berkan bu kadar para eder mi Allah aşkına? Fatih Aksoy mesela. Umut Güneş, Efecan Karaca, Oğuz Aydın, Furkan Bayır, Wellington.
Hani Emin Bayram diye gidiyor aşağı taraflara, işte Oğulcan Çağlayan, Hüseyin Türkmen falan filan diye gidiyor böyle. Düşünün yani, bu arkadaş bunların menajerliğini yapıyor. Dikkat ettiniz mi bilmiyorum ama Fenerbahçe'den kimsenin menajeri değil. Çünkü Fenerbahçe'nin ağzı yandı. Galatasaray'a falan da uyarıda bulundu ama onlar ağızlarını yakmak istediler. Mesela Serdar Saatçi takımına para kazandırdı gitti. Merih Demiral hiçbir şey kazandırmadı takımına. Hatta Merih Demiral yetiştirme bedelini Fenerbahçe'nin almaması adına da yanlış imzalar attı. Fenerbahçe yetiştirme bedeli bile almadı Merih Demiral'dan. Normalde alması lazım da. Neyse. Allah herkesin gönlüne göre versin. Buruma kararını verdi, ayrılık yok diyor. Bakın arkadaşlar, bunu da hatırlatmıştık. Şimdi sosyal medyada paylaşılmış oldu. Fenerbahçe'nin yeni transferi Buruma, TFF listesine yazdırılmamasına rağmen takımdan ayrılmayı düşünmüyormuş. Sezon başında PSV'den kiralandı. 5 kez Fenerbahçe forması giydi. Sakatlık, yabancı sınırından dolayı da kadro dışı kaldı. Ama takımda kalmak istiyormuş 27 yaşındaki oyuncu. Portekiz basınına göre Ocak ayında tekrar Fenerbahçe formasını giymek için kalmayı planlıyormuş ve çalışmalarını sürdürüp Jesus'un gözüne girmek istiyormuş. Bir şey söyleyeyim mi? Lemos'ta, Novak'ta takımla idmandalar arkadaşlar, biliyor musunuz? Baktığınız zaman bu çok büyük bir risk. Bu çok büyük bir risk. Bu arada Berkan demişken aklıma geldi ya. Berkan Kütlü, Faroe Adaları maçında girdiği hiçbir ikili mücadeleyi kazanamamış. Kazanmasının bir önemi yok ki. Berkan Kütlü geçen sene kazanacağını kazandı. Hani Ümit Karan diyor ya, Galatasaray geçen sene hiç transfer yapmadı diye. Gözüne gözüne sokmak lazım. Geçen sene Alanyaspor 29 Temmuz 2021 tarihinde Galatasaray'a bu futbolcuyu 4 milyon euroya satıyor. Bir. İkincisi, bonuslarla birlikte 800 bin euro daha yükselebilir. İki. Alanya'nın Berkan'ın ikinci satışından ise %20'lik pay hakkı var. Diyelim 10 milyon euroya satıldı. 2 milyon eurosu da Alanya'ya gidecek. 3. Ki şu anda 1 milyon euroya satabilirlerse şükür namazı kılarlar. Aynı Berkan Kutlu 5 maçta 103 dakika forma giymiş Galatasaray'da. Yani inşallah Galatasaray orta sahası sakatlık yaşar da Berkan Kutlu gibi bir süperstarı bütün Galatasaray taraftarı izler. Çünkü büyük bir yetenek. Yani Faroe Adalar maçında girdiği hiçbir ikili mücadeleye kazanamamak. Bu arada 30 dakika süre alan İsmail Yüksek diye bir çöp var. Fenerbahçe'nin çöpü. 30 dakika süre almış. 6 ikili mücadeleden 4'ünü kazanmış. Bakın 30 dakika. 5 hava topundan 4'ünü kazanmış. 2 pas arası bir top çalma yapmış. Fenerbahçe'nin futbolcuları çöp ya. Bir de milli takımı alıyorlar. Değil mi? Bir de neymiş? Jesus'un hedefi 100 milyon euro. Daha doğrusu 150 milyon euro. İşte o isimler desem. Zaten isimleri de saydık. Hani başlığı niye böyle yaptın diyor ya, bazı arkadaşlar itiraz ediyorlar ya. Alın size o isimler. Şimdi değerli arkadaşlar, ben burada size duyumsuz bir video izlettirmiş olmayayım, doyumsuz bir video izlettirmiş olayım. Masada Ferdi Kadıoğlu için 16 milyon euroluk teklif var. Masada Osayi Samuel için bonuslarla, bu arada ikisi de bonuslarla 15 milyon euroyu bulan bir teklif var. Etti sana 31 milyon euro. Arda Güler için şu 5 milyon euro palavrası çıkmasaydı 15 milyon euroluk bir teklif masadaydı. Etti sana 50 milyon euro. Rossi için 9 milyon euroluk teklif var. 59. Atilla Salahi için 16 verdi Rus kulübü. Atilla Salahi gitmedi. 50 kaç dedik? 50, 59, 69, 74 diyelim. Crespo için 8'lik teklif var. İsmail Yüksek için bir resmi teklif yok açıkçası. Baştan hesaplayalım. Osayi 15, kolay olsun. Ferdi de 15 olsun. 30. Salahi de 15 olsun. 45. Rossi 9, 10 diyelim. 55. Arda Güler de 15 diyelim. 60, 70. Crespo için de 10 diyelim. 80 milyon euroluk zaten teklifi, yani resmiyete dökülmüş olan teklifler var. Siz dua edin Fenerbahçe şampiyon olsun. Ben hep eşime, dostuma, akrabama söylüyorum. Fenerbahçe şampiyon olursa diyorum, bu kanal büyür. Bakın sadece kanal büyümez. Fenerbahçe şampiyon olursa, hatta Allah nasip eder inşallah,
Rabbim sizlerin yüzü suyu hürmetine, aranızdaki bütün günahsız ya da az günah işleyen Allah dostları, bütün kardeşlerimin yüzü suyu hürmetine hem ligde şampiyon olalım, hem Türkiye kupasını kazanalım, hem Avrupa'dan kupa getirelim inşallah. Bitmesin, önümüzdeki sene de kupalarla başlayalım, kupaları getirmeye devam edelim. Ben size bir şey söyleyeyim, şu şartlar oluşursa 80 milyon euro saydım ya, siz onu 3 ile çarpın. Siz onu 3 ile çarpın. 240 milyon euro şu kulübün kasasından içeri girebilir diyeceksiniz ki ya hocam, eğer bu üçünü kazanıyorsak bunları satmaya lüzum yok ki, biz zaten 240 milyon euro kazanırız. Yani 100 milyon euro kazanırız. Zaten biz bunları yaparsak forma göğüs sponsorumuz avis değişir, başka bir şey olur. Bu işte forma satışın artar, bilmem şu artar, bu artar, o derken bu derken biz zaten 150-200 milyon euroyu havadan kazanırız diyeceksiniz. 150-200 havadan kazansan, 250'ye bunları satsan zaten 450 milyon euroya sen bütün borcunu ödüyorsun. O yüzden dua edin Fenerbahçe şampiyon olsun. Dua edin Fenerbahçe kupalardan kupalara koşsun. Tamam. Bir de kanalımıza destek verirseniz çok ama çok minnettar olurum. Rabbim bu kanalla ilgili benim çağrıma kulak veren arkadaşlarımın dertlerine deva olsun inşallah. Görüşmek üzere dostlar.